İlk bahsettiğin örnekteki insanlar, insanın hep başarılı ve mutlu olmasının gerektiğini düşünen tipler bence insanın tek bir kişiden oluştuğu yanılgısına sahip. Öyle bir şey değil. İnsan tabii ki üzülecek, sevinecek, bir sürü duyguyu bir arada yaşayacak ve zaman zaman başarısız olacak. Yeraltının bu çağda gündemde yer tutmamasının sebebi çok basit. Şu an biz genel olarak insanların en azından yaptığı şey sesi en çok çıkanları dinleyip nerede böyle şatafatlı, görkemli büyük bir sahtelikle parlayan ışıldayan şeyler varsa onlara yönleniyorlar Ve gerçek olmasını bile gerekmiyor artık Tabi gerçeklik diye bir şey de zaten artık aranan bir şey değil Selam millet uzun zamandır aslında konuk almak istiyorduk ama hiç Aytu'ya da sormadık yani Kendi aramızda Aytu çok güzel muhabbet ederiz dedik Siz bize dediniz ki keşke Aytu da bu masada olsa bir gün ama sormak neden saklandığımıza geldi. Bir basiretimiz bağlandı ya. Adı, Çünkü evet. kim alabiliriz diye bayağı düşündük ve IT'ye niye düşünmedik diye çok kızdık sonra ya, kendimize. Biz zaten şu masada abi Teoman gelse falan dedik. <laughs> ve evet, bu arada Serdar Ortaç'a kadar düşünmüş <laughs> olabiliriz <gülüyor> evet. yani. Millet bugün IT, Akdoğan bizimle. Bu arada beni de çağırmadınız. Yani direkt bana sormadınız mesela yani. Ortak bir arkadaşımıza <laughs> sormanız evet. da ilginç. Bu arada Dilara'ya da teşekkür edelim. Hani hem bizi tanıştırdı hem de bugün bir arada olmamıza vesile oldu. Ama Dilara olmasa da biz bulurduk seni ya büyük ihtimalle. Ben de Dilara olmasa da gelirdim de. Gelir miydin? Ama da <laughs> söyledim, <söylüyorum. gülüyor> gelirdim. Çünkü onun referansı da önemli bir şey oldu. Bir... Önemli tabii ama <laughs> yani yine de yazsanız da gelirdim. Eyvallah evet. sevindik. Neyse geç oldu güç olmadı diyelim. Abi naber, ne haber yapıyorsun? ne yapıyorsun? Hayat nasıl gidiyor ve şunu merak ediyorum. Sen nereden para kazanıyorsun abi? <laughs> yani hayatını geçindirdiğin geçim kaynağın kitap <laughs> satmak mı? Değil. Ya Bir dönem öyle oldu. 4-5 sene öncesine kadar kitap telifleri bir pasif gelir sağlıyordu ve kiramı falan ödüyordum. <laughs> Sonra faturalarımı ödeyebildim sadece. Enflasyonla beraber mi? Galiba olabilir? onunla yakalı ama kitap okuma oranları biraz düştü zaten son yıllarda. <laughs> 2013'te bir çıktı sonra tekrar düştü bir de şöyle bir şey oldu ben 4-5 yıldır yeni roman yazmadığım için zaten eski kitapların da baskıları bitiyor bulunamıyor yani son 2-3 yıldır 4-5 yıldır hatta galiba bu YouTube videoları sponsorluğundan bir geçim sağladım hı hı. dergilere yazıyorum hep yaptım başka birkaç iş daha editörlük falan da yaptım bir dönem onun öncesinde televizyonda çalışmıştım metin yazarlığı yapmıştım hı hı. var son zamanlarda yaptığım şey böyle senaryo geliştirme diyebiliriz. Yani gelen Hı -hı. senaryo işlerini düzenleyip üstüne çalışıp daha çekilebilir hale getirdiğim bir şey yapıyorum. Çok nadir bazen hala video çektiğim oluyor işte Flu TV'de vesaire. Arama gecesi gibi. E bir de ben çok paraya ihtiyaç duymuyorum aslında. Hı -hı. Yani bayağı minimal bir yaşamım var. Bunu Bununla övündüğüm için söylemiyorum. Yani böyle gelişti ve ben bunu zaten sevdim yani. O yüzden... Yorumlarda bazen şey ben orada şey anlatıyorum Shakespeare, Chopin, Kierkegaard falan adam yorum abi diyor 3 bölümdür aynı derece keti giyiyorsun <laughs> <laughs> ha, yani. ya Çünkü böyleyim yani alırım ve on Aha. sene giyirim abi Çünkü bu bir de ben motor kullanıyorum ya bu seni rüzgardan korur darbeden korur Tabii <laughs> biraz da böyle yaşadığım için zaten paraya çok ihtiyaç duymuyorum haliyle gayet güzel bir hayatım var yani süper abi. Güzel. ama bir de kendin şu anda bir senaryoda yazıyorsun değil mi ben... Evet aslında yazdım bitirdim 6 bölümden oluşan bir mini dizi mini dizi bölüm başı 40 dakika işte bir hikayesi de özetle ...toksik bir aşk ilişkisi üstünden... ...insan psikolojisine dair absürt bir drama. Hı hı. Bu mimarlığa tabii çok şey yazıldı ama... ...bu anlatış tarzının çok denendiğini düşünmüyorum. Öyle bir şey yazdım. Çekilecek mi? Bir yere mi yazdın? Bunu ben de çok merak ediyorum. <laughs> yani çekilecek. <laughs> Her merak ettim. Bayağı bir toplantı yapıldı. Birçok platformda, birçok yapımcıyla ...ve hepsi çok iyi geçti. Ama birkaç ay daha sabredip e, beklerim. Hı. Eğer kimse çekmeyecekse... ...senaryo roman formatında... Bir hmm. kitap olarak çıkartmayı da düşünmüyor değilim yani ha. güzel. Evet. O da güzel olabilir evet. Abi biz seni e, çağırdıktan sonra biraz böyle hani son dönemde katıldığın şeyleri de bakalım dedik ve orada bu Dar e, neydi Dar'ın açılımı? Dünyayı anlama rehberi. Dünyayı anlama hmm. rehberi. Ben çok beğendim bu arada. Hem Ay'ın tarzını Hı -hı. hem programını da çok beğendim. Diğer konukları da biraz baktım. Orada seni biraz abi gerçi her zaman öyle bir halim var ama eskiye göre de kıyasla biraz daha böyle bırakmış bir halde bulduk ve bizimle böyle bu ara öyle bir e, mailimiz mi diyeyim bizim de içimizde öyle bir dürtü geliştiği için o bizim özellikle ilgimizi çekti. Ben de şeyi merak ettim yani seni bu bir şeyleri bırakmaya iten böyle bir şey oldu mu daha önce önce o sonunu söyleyeyim eğer olduysa da bırakmaya iten şey ne oldu ya da kendiliğinden gelişen bir şey mi oldu? Hatta şeyi de not almışız onu da söyleyeyim. Program başında da yazıyordu. Hiçbir şey ummuyorum, hiçbir şeyden korkmuyorum, özgürüm. Bu evet. çok hoşuma gitti. Bu Kazan <laughs> mezar taşında yazan <gülüyor> bir <gülüyor> evet. cümle. Şöyle hem evet hem hayır. Sart dedin ya demin. Hı hı. Akıl çağında şöyle bir cümlesi var. Tam cümleyi hatırlamıyorum ama şunun gibi bir şeydi. Hayatın boyunca özgür olmak için o kadar uğraştın, didindin. Hı hı. Ve onu elde ettin. Şimdi bir adım daha at ve özgürlüğünden vazgeç. O zaman her şeyi yeniden kazanacaksın gibi hı hı. bir şey söylüyordu. Ben bu bakış açısını seviyorum. Çünkü aslında vazgeçmek bir özgürlük. Yani özgürlüğünden vazgeçsen bile seni o garip bir şekilde bazen tamamlıyor. Hı hı. Şöyle bir anekdot da belki bu, bu ruh halini anlatabilirim. İzah etmesi biraz zor da bir konu ama ben insanın kendi kendini inşa ettiğine inanan varoluşçuların izini sürdüğünü düşünen bir insan olarak hayatımın en rahat döneminde askerdeydim. Yani askerlikte ben çok garip bir şekilde tırnak içinde özgürlüğe kavuştum. Sebebi de şu. Sana verilen emirler var. Bunları yerine getirmekle yükümlüsün. ...ve başka bir şey düşünmüyorsun. Sorumluluğu aslında. Yok aslında. Sorumluluğun yani. yok yok. Yani var, var, var ama yok. yok. Evet, evet. Ve ben o hiyerarşinin... ...rütbesel hiyerarşinin en altındaydım. Bir de şöyle bir şey yol açtı. Yani mesela... ...dış dünyadan tamamen kopuk bir haldesin. Ben köstebek yuvası kapatıyordum. Mıntıka temizliği yapıyordum. İşte atış yapıyordum arada falan. Hı <laughs> Ve bu o dönem sanırım biraz böyle buhranlı bir dönemdi ki yani beni ilginç bir şekilde iyi hissettirdi. Hı hı. Şimdi geldiğim noktada ben eskiden çok hayal kuran idealist hayatın anlamı ne falan diye bir dünyaya dolaşan bir tip oldum. Şimdi geldiğim noktada belki 30 yaşın etkisiyle biraz böyle rahatladım. Çünkü tam anlamı yokmuş zaten. Hı hı. Ha iyi o zaman buradan başka bir anlam yaratalım düşüncesine ulaştım. Ve hala da aslında benzer bir yerdeyim. Şey vardı... <laughs> Sartre'dan falan örnek verirken benim aklıma o geldi. Yoda'nın bir tane sözü vardı Star Wars'un ilk üçlemesinde. Kaybetmekten korktuğun her şeyden vazgeçmek için eğit kendini. Bir de Yoda böyle garip hmm. konuşuyor ya hakikaten. Güzel çok güzel. O, evet yani tam o felsefe Ama parantezi açayım yani tabii ki heyecan ve tutku duyduğum şeyler var. Aksi hmm. takdirde yaşam bayağı sıkıcı evet, olurdu. Evet, Sadece tamam. şey yapmıyorum. Yani o eski hırslarım yok. Ulan şu kitabı yazayım da herkes beni konuşsun okusun. Yok tamam ben yazayım. Benim içime siniyorsa hmm. okey tamam. İşte dizi senaryosu yazdım. Çekmeyecek misin? Tamam ben kitap olarak bastırırım. Birileri okur zaten. Hmm. Belki kitap olarak çıktıktan sonra kıymet anlaşılır ve biri ulan bunu bir çekelim der. Yani o kadar artık. Aslında mı? aynı şeyleri biraz kendin için yapmak gibi bir refleks. Gibi. Evet. Başkalarına onay evet. almak ya da takdir görmek evet, için Evet yapmak değil, istediğin için kendi yapmak Kendi Kendi için gibi. Hı hmm. Evet 30'la beraber mi ya da zamanla beraber mi geliyor? Bize çok benzer bir yerdeyiz. Hani yapmamız gerektiğini hissettiğimiz için mi yapıyoruz? Yapmak istediğimiz için mi? Yaptığımız şeyleri, hayallerimizi, yeni planlarımızı. Ben mesela izlemek istediğim içeriği üretmekten yanayım. Okumak istediğim kitabı yazmaktan yanayım. En iyisini değil. Ben ne istiyorsam. Ben abi şeyde aklıma o geldi. Daha böyle yeni yeni düşünmeye başladığım zamanlar. Hani <laughs> üniversite bitti 25 yaşında falan hani böyle. ...işte mezun oldum İstanbul'a geldim. Bir yerde çalışmaya başladım. Ha hu hurra geçiyor. Bir yerde şeyi hissetmiştim. Hani nereye gidiyor oğlum hani hani bir hayal paketi sunulmuştu işte klasik hep bizim podcast'te konuştuğumuz gibi mezun oldun İstanbul'a geldin bir bir şirkete girdin e Ben dedim yerde şeyi duymuştum abi. Freedom is not free diye bir laf duymuştum. Hmm. Bunu ilk başta şöyle anlamıştım. Gerçekten özgürlüğünü satın alman gerekiyor. Yani şöyle. Özgürlüğünü istiyorsan bunun bir bedeli var. O da paran olması lazım. Pasif gelirin olması lazım Süper. gibi. Aha. Sonra ama yavaş yavaş şöyle olduğunu fark ettim. Freedom is not free derken bir şeylerden de vazgeçmen gerekiyor. Ya yani konu sadece Ev kiranı ödeyebilmek değil de hı hı. yapabileceğin şeylerden de vazgeçmek, insanlardan da vazgeçmek. Aslında birçok şeyden feragat ederek gerçekten özgür kalabiliyorsun. Hı hı. Ama bu da benim için, şimdi mesela para benim için niye bir şey ifade etmiyor? Yani işim gereği bazen bir yerlere davet ediliyorum. Hı hı. Çok lüks yerlerde kalmışlığım var. Ama benim yani bir çadırım var mesela. Üç yıl önce aldım. Çok kullanışlı bir çadır. Gidip bir yerde çadırı attığımda da ben mutluyum yani. Hmm. Ha, tamam okey güzel konfor alanında yaşamak, o lüksü görmek, tatmak tabii ki güzel bir şey. Hayatımın geri kalanını böyle de sürdürebilirim. Bir mahsur yok ama bunun için çok da çaba sarf etmem açıkçası. Çünkü benim buna ihtiyacım yok ya. Bir de genel olarak büyük resme baktığımda bir gölgenin rüyası gibi bir şeysin yani. insan yaşamı, hmm. e, kim diyordu şeyi? bir kendi cesedini sırtlamış bir ruhsun sen. Yani Yoda bu... falan. <gülüyor> 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 o, onu, bu Epictetus falan tarzı yani. bir adam. Yani, Biraz söylesene abi ben sabot etmiş oldum. Şey ya. ya kendi cesedini sırtlamış bir ruhsun sen diyor. Hmm. Yani bu, 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 algı inanılmaz kötümser geliyor kula ama beni o kadar rahatlatıyor ki. Evet lan diyorum hakikaten öyle işte büyük aşk yaşıyorsun <laughs> ama bitecek işte falan. Hani... Her şeyin sonlu olmasının yarattığı travma bende garip bir rahatlığa ulaştı. İşte 30 yaşında bunu sen Senin başta sorduğun soru ne oldu da sen vazgeçtin bıraktın? Hı hı. Aslında kabullendim. Hı hı. Vazgeçmiş de değilim yani. Bugün gidip yine bir sürü şey yapacağım. Yarın yine bir şeyler yapacağım. Şeyi hissediyorum ya 30'larla ilgili. Yani 20'lerinde böyle bir toksik bir pozitiflik oluyor ya insanda. Özellikle biz de biraz sosyal medya çağında büyüdüğümüz için belki. Ee, bir şeylerden kaçınıyorsun ve mesela işte... ...biraz böyle nihilizme kayabilen felsefeler de... ...işte sto, stoğacılık da biraz öyle... ...insana böyle bir korkutucu karanlık geliyor. ya yani Oraya gitmeden hatta şey de düşünebilirsin... Hani ...kendinden de kaçıyorsun aslında... ...kendi karanlık tarafından da kaçıyorsun... ...kendi travmalarından da kaçıyorsun... ...ancak otuzlarından sonra o korktuğun şeylerle... ...biraz daha yüzleşecek cesareti buluyorsun ve... ...orada biraz daha kabullenmeye başlıyorsun. Bana mesela hala içimde bir çelişkidir. Mesela senin söylediğin bazı şeyler... ...ya da bu işte bu tarz böyle nihilizme kayabilen... ...ya da hadi nihilizm demeyeyim de yani... Orada demek istediğim şey anladınız yani. Böyle korkutucu geliyor, kaçmak Hı -hı. istiyor bir tarafım ama bir tarafında böyle onun kabullendiğinde onun ötesinde sanki çok büyük bir rahatlama ve huzur varmış gibi de geliyor. Ama onunla ilişkim hep böyle şey yani hani hem ona çekiliyorum da kaçıyorum da ama ondan. Ben pozitif nihilizm gibi adlandırıyorum ha, mesela, kendi yani. ulaştığım yeri ve bu arada bence mesela Nietzsche de nihilist değildi nihilizmin. Ulaşılması ve aşılması gereken bir Problem şey olduğunu olduğu savunuyordu. Mesela falan. Emil Çoran nihilisti. Adam hakikaten yani ne desen bir şekilde onu çürütüyor ve seni ikna ediyor. Evet lan hiçbir şey anlamıyor falan ama nihilizmin insanlara karamsar gelmesinin sebebi ve herkes bir şeye inanmak tutunmak istiyor. Ben de hiçliğe tutunuyorum ona bakarsan. <laughs> ama şöyle bir şey var. Eee. Biraz insanlar kendini kandırıyor gibi geliyor bana. Mesela diyelim bir inancı yok, bir tanrı inancı yok. Bu sefer de işte beyaz yaka spiritüalizmi diye bir şey ortaya çıktı. Yine bir şeye inanıyorlar aslında. <laughs> yani herkes bir şey olmalı e, diye düşünürken ben Yo, hiçbir şey yok galiba ve bunda mutluyum. Bunda barışığım noktasında daha rahat hissediyorum kendimi. <laughs> Ama tabii ki herkesin reçetesi, ilacı başka. Kim ne istiyorsa onu, ne mutlu edecekse, sabah onu uyandıracak motivasyonu neyse onu yapsın tabii canım. Yani. Peki abi bunu senin TED konuşmanla mı başka bir yerde mi gördüm. Ha şeyden mi gireyim? Hiçliğe dediğin böyle tasavvufi bir hiçlik mi? Hiçlikten bahsediyorum. Yok hiç değil yani. <laughs> yani hiçliğin hiç. dediği. <laughs> Hiçin içi. <laughs> boşluk gibi yani aslında biraz. Evet değil. ama hmm. yani bak çağırdığınız sabah onda uyandım. Ya bu saatte buraya geldiğime de şaşırdım. Yani yani, yani <laughs> yaşamın içindeyim abi bak yani. geldim üstümü giymişim gelmişim kahvemi içiyorum. Ama biliyorum ki bir anlamı yok. <gülüyor> <gülüyor> Anlatabildim mi? <laughs> yani hani bunu sizin için söylemedim. Yani Geliyor. <laughs> bahsediyormuş. Ya, geldim ama <laughs> falan hiçbir <laughs> anlamı yok. <laughs> Abi şeyden bahseder misin? Ben o kavramlar yeni tanıştığım için bizi dinleyenler de şeydir. Aşina olanlar vardır da. Uh -huh. İniş mutluluğu ve uçurum mükemmelliği. Evet, uçurum, uçurum, fayda, uçurum o da kusursuzluğu. Pardon. Uçurum çoranın ifadesi tabii. Bu arada benim söylediğim çoğu şey benim düşüncem de değil yani. Bunlar bir sentez. Ya ben hı hı. çok kitap okudum. Hı hı. Niye bilmiyorum öyle denk geldi yani. Bunu övünmek için söylemiyorum. Sevdim ya yani kitap okumayı hı hı. ve uçurum kusursuzluğu çoranın bir ifadesi. Nasıl bir uçurum kusursuzluğuna ulaşmışım ki düşecek bir yerim bile kalmamış. Yine kazançlıkisin mezar taşına çıkıyor işte. Hı -hı. Yani işte bu tam olarak kaybedecek bir şey kalmayan bir insanın ya da kaybetmeyi çok da umursamayan bir Hı -hı. insanın özgürlüğü yine Sartre çıkıyor ya da yine Çoran'a da çıkıyor. Fight Club'da bununla ilgili çok şey vardı. şey diyordu. Bütün umudu kaybetmek özgürlük diyordu. Bir de Hı -hı. şey vardı ki o bizi çok bitiren bir laftı. Tamamen dibe vurmadan aslında özgür değilsin hiçbir zaman gibi bir şey. Kim evet. o? Zaten çok orlardan da beslenen. O son bir... cümle biraz arabesk. <laughs> ama, ama ama bir şey ben de yani. arabeskleştirmiş olabilirim <laughs> ayaklarırken. Yok öyle diyor. evet o. Hı -hı. Ben o kadar sert bir yerde de değilim. Evet, o insan yani. çok depresif geliyor abi çünkü. Evet. Atıyorum hani kaybedecek ...bir şeyin kalmayan kalmayana kadar özgürsün... ...aslında şu demek kendi Kendi kendine bitirebilirsin sanki ha evet, yani yani. Hani böyle her şeyimi kaybettim o oh gibi değil de... ...belki her şeye çok değer vermemek de öyle. Atıyorum çok lüks içinde yaşıyorsun, yaşıyorsun. Hı hı. Kaybettiğin şeyler senin için çok değerli değilse... ...o evi, o arabaya binememek... ...ya da atıyorum senin verdiğin örnek gibi. Mesela çadırda da mutluyum. Bu da evet. bir özgürlük. Aslında anlatılan, isterleştirmemiz gereken şey... Bu. Şunu çok net hatırlıyorum. Üçüncü kitabımı yazarken. Biraz uzun hikaye ama çok özet söyleyeyim. Kaç kitabım var abi? Beş tane okay. var. Biri deneme, dördü roman. Hı -hı. İkinci kitabım benim. Çok satanlara girmişti. O dönem böyle iyi de para kazanıyordum. Keyfim yerinde falan. Sonra o süreç bitti. Bir iki sene sonra üçüncü kitabı yazarken çok net hatırlıyorum. Bodrum'un en ucuz pansiyonunda kaldım bir ay. Bir tane ventilatör. Yanımda bir paket sigara, bir şişe, bir buçuk litrelik su kitabı. O kadar mutluydum ki orada. O küçücük bok gibi olanın içinde. O kitabı yazdım mesela ve hani. Hilton'da yazamazsın abi o kitabı bir de benim biraz yazdığım türde şeye hmm. yakın yani biraz daha zaten işte yer altı yeraltı diye geçtiği mi? için hmm. zaten bana o yaşamı sunsalardı da tamamen herhalde istemezdim diye düşünüyorum tercih etmezdim. E, çıkıp yine bu tarafa giderdin gibi. E, oralarda dolaşmak daha hoşuma <laughs> Hilton'dan var. çıkıp yine pansiyonda yazardın. Evet abi. Evet, evet ama o yeraltı tarzı şeyler biraz o e, karanlıktan depresiften besleniyor. Ben mesela buna ilgili bak bir soru soracağım. Ben de bir dönem bu tarz şeyler yazmayı denedim ve o şeyi çok fark ettim. Yani oradan yeraltı tarz şeyler besleniyor. Sen biraz daha böyle kendini depresif melankolik hissettikçe ya da hayatında bir şeyler işte Hilton'da değil de daha basit bir yerde olunca o üretkenlik de o hayat tarzını çağırıyor. Hı hı. Hani sanki benim böyle olmam lazım ki üretebilmem. Ya yani üretebilmek için biraz mutsuz kalmam lazım gibi bir ...döngü varmış gibi hissettim orada var, sanki. Var o klişeye ben de zaman zaman düşüyorum. Çok iyi giden bir ilişkim sabote etmişliğim var mesela. Bir dakika hmm. lan niye şey yolunda ne bir çıkardı? şey yazamıyorum ben. <laughs> Hikayem bitti deyip biraz böyle sabote ederdim yani. Hala da bir parçam bunu yapıyor ama bunu da çok dip bir yerden yapmıyorum artık hmm. yani. Ama orada da şöyle bir sanki ayrım oluyor değil mi? Hani üretmenin mutluluğu bir yanda bir de hayatı mutlu bir şekilde yaşamanın mutluluğu bir yanda... ...ve ikisi böyle çok dengeye gelmiyor yani. Evet. Hep böyle biri ağır basıyor zaten. Paralel değiller değil mi? Doğru. Hmm. Öyle bir şey var gibi evet. Ben mesela yazmıyorum artık hiçbir şey yani. <laughs> <Abi> çünkü mutlu <laughs> <Arnold> olmayı seçti. Güzel. <laughs> 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 ha hani sor mutlu muyum diye? O da olmadı ama oraya doğru gidiyor gibiyim yani. Evet. Little Miss Sunshine izlemiş miydin ya? Yok. Çünkü hiç senin izleyeceğin bir film de değil gerçi ama onu çok izletmek istiyorum size. Ee, neyse biz bununla ilgili ayrı bir bölüm yapacağız da. Ya onun da aslında ele aldığı şöyle bir şey var. Son zamanlarda özellikle artık böyle bir şeyleri bırakmak, hani bir şeylerden vazgeçmek, pes etmek. Işte hayallerin peşinden çılgınca gitmemek, işte mağlup olmak, mutsuz olmak. Bunlar sanki böyle ayıp gibi oldu ya. Ve yani çok da insani olmayan bir beklenti oldu sanki. Yani işte her şeyi kazanmamız, hiçbir şeyden asla vazgeçmememiz, hiç pes etmememiz, hiç mutsuz olmamamız gerekiyormuş gibi. Ama bir yandan da mesela yeraltı edebiyatına bakınca da sanki buna bir tepki gibi yani orada karakterler hep işte çok uç bir şekilde kaybeden, uç bir şekilde dibe vurmuş, çok yıkıcı insanlar. Çok emin değilim biraz farazıyorum yapacağım sanki biraz böyle 2000'lerin başı 90'ların sonu bu akımın daha zirve yaptığı bir dönemken yavaş yavaş böyle o da kayboluyor mu? Ben biraz öyle bir şey hissetmeye başladım. Yani çok sanki hani televizyonda mesela eskiden işte görüyorduk Fight Club'ı söyledik işte. Hı hı. Train Spotting vardı yani bunlar bayağı ana akım filmler arasına girdi. Hı hı. Değil mi? Yeraltı edebiyatından uyarlanmış eserler aslında. Doğru Artık söylüyor. mesela çok karşımıza çıkmıyor gibi. Evet evet hatta bayağı hiç neredeyse çıkmıyor. Sen de yazmıyorsun anladığım kadarıyla <laughs> ee, Ya evet şöyle bir şey söyleyebilirim. İlk bahsettiğin örnekteki insanlar... Ee, insanın hep başarılı ve mutlu olmasının gerektiğini düşünen tipler bence insanın tek bir kişiden oluştuğu yanılgısına sahip. Öyle bir şey değil. Hı hı. İnsan tabii ki üzülecek, sevinecek, bir sürü duyguyu bir arada yaşayacak ve zaman zaman başarısız olacak. Yeraltının bu çağda gündemde yer tutmamasının sebebi çok basit. Şu an biz genel olarak insanların en azından yaptığı şey sesi en çok çıkanları dinleyip nerede böyle şatafatlı, görkemli, hı hı. ...büyük bir sahtelikle parlayan, ışıldayan şeyler varsa onlara yönleniyorlar. Ve gerçek olmasına bile gerekmiyor artık. Tabi Gerçeklik diye bir şey de zaten hmm. artık aranan bir şey değil. Yeraltının halbuki olayı ne böyle... ...işte azınlığa, aykırıya, ayrıntıya tutkun insanların bir bir araya gelmesi... ...onların hikayesini merak etmesi, daha böyle ötekiler... ...işçisi, göçmeni, eşinsizliği artık her kimse o toplumun ötekileri... ...bunları anlatan bir tür tabii ki çok yeri kalmıyor... Ben bazen kendime de şu soruyu soruyorum öz yapmak için. Ne oldu lan diyorum ruhunu mu sattın şimdi YouTube'lar popüler kültür falan. Çünkü şöyle düşün 10 sene önce 10 kişinin okuduğu bir fanzine yazıyordum ben mesela. Hı -hı. Şimdi beni alkışları bile beni korkutan bir, bir birkaç stat dolusu insana bazen sesleniyor oluyorum çektiğim bir videoda. Hı -hı. Ama kendi hakkımı şöyle teslim etmek isterim. Mesela istesem o programlarda İki Cemal Süreyya şiiri paylaşıp kendimi herkese sevdirebilirdim ama ben gittim mesela Rilke'yi, Rembo'yu, Lotremon'u anlattım abi. Bunları bırak okurları, yazarların bile bilmediği çok büyük şairler 1800'lerde yaşamış. Ya da Jean Jone, Baudelaire, Marquis de Saad, üstüne bölüm çektim ben. Bir sürü yayın evi, hı hı. bir sürü vasat kitabı böyle süsleyip tanıtmam için o kadar çok reklam teklifi geldi ki. Net söylüyorum kendi okumadığım ve sevmediğim bir tane bile kitabın reklamını yapmadım. Tam bir esnaf. Ya yapmadım <laughs> şey, Kendi yemediğim yemeği yedirmiyorum vardır ya. Yok aynı hakikaten mantıklı. yapmadım. Çünkü izleyiciyi salak yerine koymazsın. Koymamalısın. Kesinlikle. Bunu Burada fark ederler bu Tam olarak ya. aynı şeyi yapıyoruz. Tahmin ediyorum zaten. Hı. O yüzden geldim bu arada. Bunu, bunu biraz fark ettim. Yani insanlar sanıyor ki ne versek yerler. Hele ki bu... Bu tür içeriklerin izleyicisi, dinleyicisi hemen fark eder. Hı -hı. Abi sen o kitabı mı öneriyorsun? Bir dakika siktir sik bir sik daha seni asla izlemem de. Ya da şöyle bir şey var mesela. O kimsenin umurunda olmadığı fanzinlere yazan bir sürü genç şair var şu an. Ben hala onları okuyorum ve gidip programda en ünlü oyuncuyu okutuyorum onun şiirini. Kitap ikinci, üçüncü şey baskıyı ya. yapıyor. Yani Hı -hı. dolayısıyla yeraltıyla popüler kültürü bir arada tutmaya çalıştığım bir yerdeyim. İnsan yine kendi olarak çok hit pop bir şey yapabilir. Yeter ki temelinde sağlam bir felsefe olsun. Ya aslında şu anda böyle içinde bulunduğumuz dünya ve Türkiye özelinde de aslında çok ya mutsuzuz ve birçok şeyin anlamsız olduğunda farkındayız ya. ya. Bizim dinleyici kitlemiz de öyle. Hani böyle bir şeyin içine girdik bir şekilde. işte bir iş dünyasına taşındık falan bir hayat kurduk. Ama alt, içinde bir anlam bulamıyoruz. Ve herkes hem bunu düşmekten korkuyor. İşte biraz Zota bahsettiği gibi hani nihilizme düşmek diyeyim. Hani <laughs> bütün anlamı kaybedersem <laughs> ne yapacağım gibi ve bundan bir çıkış yolu var ya. O yüzden abi hani bu fikirleri popüler kültüre beraber bir araya getirdiğin zaman bence çok geniş bir alıcı kitlesi var. Kesinlikle. Ki bizim yaptığımız işte bu. Senin anlattığın insanların seni çok büyük sevme sebeplerinden biri de bu. Ve ve sevmemelerini sevdi. Evet. Benim beni çok olduğu için. Yani oluyor. ek sözlükte 20 25 sayfa 2010'dan beri küfür de yiyorum. ya da hmm. Twitter'da başka platformlarda sevmeyen de çok ama demin söylediğin şeyle ilgili şöyle bir anekdotu paylaşayım. İkinci romanım çıktığında ben işte Galata'da yaşıyordum. Okan Bayülgen'le komşuydum. Bir gün tanıştık, ettik. Böyle beni programına çıkardı. O gece de sabah 5'te bana metin yazarlığı teklif etti. Ekibine girdim. Yaklaşık bir sene çalıştım. Ve bu adam bana dolaylı yoldan çok güzel bir şey öğretti. Sistemle mücadelenin sistemin içinden verilebileceğini hı. öğretti. Çünkü... Televizyona çıkarken şu cümleyi kurardı. Televizyon yaşlılar ve çocuklar içindir. Bu aptal kutusunu kapatın. Son 200 saat canlı yayın yapıyor. Ama tiyatrodan, sinemadan, edebiyattan konuşuyor. Ona uygun konukları ağırlıyor. Ve bu tam olarak aslında bu kitabı da ben yıllar sonra okuyup fark ettim. Anarşist Banker diye bir kitap var. Pessoa'nın. Çok güzel hmm, bir kitap. Wow. Aslında demin sen o kitabın mottosunu kurdun. Dedin ki önce bir paraya sahip olmalı ki özgürlüğe sahip olalım gibi bir şey. Hmm. Bu onu anarşist kuram üstünden söylüyor. Çok kısa bahsedeyim. Yani diyor ki bir sürü anarşist bir araya gelip diyor ki şunları bunları yapalım. O da diyor ki önce gücü elde edin. Hı hı. Bu arkadaşları da buna kızıyor. Sen diyor satıyorsun diyor ruhunu falan. Neyse özetle bu adam o paraya sahip olup o parayı kendi ideolojik ya da psikolojik felsefi görüşü için kullanıyor falan. Mesela Okan Bölgen de bunu yaptı. Hı hı. Televizyonda yıllarca. Beyazıt Öztürk gibi telefonla konuk geldiğinde önünü ilikleyip merhaba merhaba nasılsınız iyi misiniz diye evin tatlı kibar çocuğunu oynamadı. Hı hı. Kendini de saklamadı gizlemedi ve popüler kültürün tam ortasındaydı bu adamda mesela. evet hı hı. Ve hiç kimsenin duymadığı şeyleri onunla dinletti. Evet. Kendini dinletti sonra yepyeni şeyler dinletti. Aslında Bence yani de çok değerli. medyanın içinde medya eleştirisi gibiydi. Evet. Yani. Direkt sistem eleştirisi gibi. Tabii hatta şey. medya arkası vardı mesela. Televizyondaki evet. bütün şeyler Youtube gibi. yokken oradan izliyorduk aslında birçok şeyi o Komik videoları falan Benim herhalde 20 küsür 20, 21 yaşında o adamla tanışıp çalışmış olmak da e, Güzel iyi Güzel bir, bir de değil mi? Olabilir. Evet evet tabii Ve çok tesadüfi bir de bir anlamda Tabii. İşte her şey gibi yine anlamsızlığa çıkıyor. <gülüyor> <burada>. <gülüyor> Çalışmasaydın da mutlu olurdun abi. <laughs> Hiç boşaltıyorsun. Yok sizi? yani genelde birilerini idol olarak alan biri değilim ama iyi oldu ya. O, o dönem o sistemin bu şekilde <laughs> o mücadelenin verilebileceğini ve bundan para da kazanabileceğini. Ve kendini sakınmadan, gizlemeden ne düşünüyorsan patır patır söylemek. Evet. Ya şey gibi bu arada, e, ya bize de çok söylüyorlar işte mesela en basından biz çok fazla sosyal medya eleştiriyoruz. Diyorlar ki ya çok klasik mesela sosyal medya eleştiriyorsan niye sosyal medya hesabınız var ama oradan bir şeyler paylaşıyorsunuz. Yani yapabilirim yani hani ben eleştirdiğim şeyin komple dışında olmak zorunda değilim evet. çünkü zaten içinde olmak da zorundayım sesimi duyurabilmek için evet. yani çok başka da opsiyonum yok ve hani onu yapıyor olmam onu oradaki eleştirdiğim şeyleri desteklediğim anlamına gelmiyor yani hatta ta, tam olarak orada yapman lazım ki alıcısına ulaşsın. Evet evet, evet yani. yani. Evet yani. Evet ya içinde böyle bir sanki çelişkili gibi gelebiliyor. Hmm. Ama işte çok yüzeysel baktığımız için bazı şeyler. hani akla karayı arıyoruz sürekli. Yani diğer türlü çok öldoğan bir çocuk gibi oluyor yani. Ya bunu eleştirirse eleştirirken bunu yapmıyorsan e zaten kimse seni duymayacak oluyor. Tabii. E o zaman hiçbir şey değiştiremiyorsun. Peki abi senin sosyal medyayla aran <laughs> nasıl? Bu sorunun cevabını biliyorum gerçi ama. Sosyal medyayla aram... <laughs> Ya kötü değil ama hani... Vakit geçiriyor musun böyle? Girip Yok saat bir beni uyarıyor zaten. Yani Instagram'a şey koydum 20 dakika girdim. 20 dakika sonra diyor ki abi de çok vakit geçirdim kapat istersen. Ertuğrul sen bu değilsin diyor. <gülüyor> <gülüyor> sen bari buraya düşmezsin. Tabii çünkü 10. dakikada ben yani keşfete bir düşüyorum. Aa diyorum ki komik kedi videosu bilmem ne şaka bilmem ne. Uyarınca diyorum tamam çıkmak lazım. Ya artık. ne olsa da izleniyor orada yani. Çok Evet çok özel. Enteresan. Yani... Bir daha bir şey soralım o zaman. Sosyal medyada neyi görmekten çok sıkıldın? Ee, abi çok şey var. Mesela... Bu Tedex vesaire platformlarda ne kadar başarılı olduğu üstüne sürekli konuşan insanlar. Çünkü çoğunun tek başarı kıstası aslında zengin olmak ya da bu çok toksik pozitif bir yerden insanlara aslansın, kaplansın sen bir tanesin diye gaz verip sözüm ona şifa dağıtanlar. Çünkü bu da aslında yanlış bir şey. Çünkü insanın yeri geldiğinde öz eleştiri yapması ve acı da çekmesi gerekiyor. Kafayı mesela uzun yaşamaya çok takmış olanlar. Ya amacın ne abi mesela hani <laughs> tanıdığın herkesin herkesi görmek mi istiyorsun? Tek başına sıkılmayacak mısın? Ya da mesela hayatını 70'ten 80'e uzattın. O arada ne yapacaksın ki zaten? Hani her şeye şiir yazanlar var mesela o da çok acayip bir konu. <laughs> ya yani şöyle düşün mesela bir deprem olmuş mesela insanlar o kadar kişi onca kişi ölmüş evsiz kalmış. Adam gidiyor böyle fona hüzünlü bir müzik koyup ağdalı sesli şiir okuyor. Ya dur abi konunun seninle alakası yok şu an. Şu an başka bir şey yaşıyoruz yani. hani Senin yüce sanatını şu an anlamlandıramayacağız ve bu romantize edilecek bir şey değil. Ya da bir başkası ya önüne bir tavuk pilav koyacak ama onu bile böyle şova dönüştürüyor <laughs> tamam mı? Hani. Çünkü o da biliyor internette ne kadar saçmalarsan o kadar fazla konuşuluyorsun. Ya Sadece ünlü olduğu için ünlü olan insanlar var ve... ...ben ne yaptıklarını bilmiyorum, anlamıyorum mesela. Ya Doğru dürüst içerik üreten böyle 10-15 kişi var. Onlar da kimsenin umurunda değil zaten. Yani sosyal medyada genel olarak bu şekilde. Ya benim gördüğüm. Benim abi bu arada sosyal medyada... Ya şöyle rahatsız oldum. Bundan doğrudan rahatsız olmuyorum aslında. Hatta ben de çoğu zaman o videoları izleyip gülüyorum ama... ...daha biraz daha büyük bir yerden düşünce rahatsız oldum. Abi tamamen böyle... E, ...ironi ve dalga geçme üzerine bir içerik üretmeye döndü. Yani aslında bizim günlük izlediğimiz içeriklerin çoğu işte sosyal medyadaki fenomenler, sosyal medyadaki diğer insanlar, diğer fenomenler ya da günlük hayattan tiplemelerle dalga geçiyorlar işte. İçini boşaltıyorlar aslında ki bizim biraz böyle Türk insanında da çok olan bir şey. Bu ironi hali yani. <laughs> ya, i̇roni de değil aslında bayağı böyle aşağı çekmek gibi yani hani işte biri yoga yapıyor onunla dalga geçiyor. işte biri beyaz yakalıyla dalga geçiyor. işte sosyal medyadaki psikologla dalga geçiyor. Ve benim çok sevdiğim mesela David Foster Wallace'ın bir konuşmasında şey diyor yani ironi diyor çok tehlikeli bir şey olabilir çünkü bir şeyleri eleştiriyorsun, yıkıyorsun ama yerine de hiçbir şey koymuyorsun. Bunu mesela o videoda biraz daha şeylerle eşleştirmişler işte. Hepimizi işte Simpson'lar, South Park, Family Guy yani böyle düzenle alakalı her şeyi eleştiriyor. Hı hı. Her şeyi o kadar zekice aşağılıyor ki sen artık hiçbir şekilde o tarafa geçemiyorsun. Ama bir yandan da yerine hiçbir şey koymuyor. Bunu abi özellikle sana yöneltmek istedim çünkü biraz yeraltı da böyle ya. Yeraltı Edebiyatı'nda böyle bir taraf var. Yani o ana karakterler hep böyle her şeye karşı duruyor. Ama hiçbir şeyden de yana değil. Ve ben mesela kendi hayatımda da şeyi hissediyorum yani. Bu saydığım böyle işte hani çok küçük yaştan beri işte South Park, Simpsons şu bu izleye izleye. Biraz benim de böyle içimin boşaldığını fark ettiğim bir dönem oldu. Hakikaten çok ciddi nihilizme kaydım. Yani her şeyin anlamsız geldiği ve kendimi böyle hayatta nereye konumlasam bir türlü bilemediğim bir yere gittim. Mesela sence abi böyle bir etkisi var mı? Ya da şu da mesela bir şey yani... Hani bir şey yıkanın görevi mi olmalı yerine bir şey koymak? Biri sadece yıkmak için de yıkamaz mı? Bence bence bir yerine bir şey koyma yükümlülükleri yok. Hmm. Yani hatta zaten gerçek bir yeraltı kahramanı karakteri zaten yerine bir şey koymakla uğraşmaz ve zaten bunu istemez ya. Yani onun için dünya ya yani birkaç çalı çırpı verin, odun verin de yakalım burayı gibi bir şey. Ama yerine koyması gereken insanlar da bunu yapmıyor. Hı -hı. Yani mesela atıyorum dünyanın birçok bölgesinde şu an savaş var, değil mi? Kim durdurabilir bu savaşı? Siyasetçiler. Ama yapmıyorlar. Çünkü işlerine gelmiyor ya da herkes kendi haklılığını gözetiyor vesaire. Dolayısıyla Verdiğin örnek doğru. İroninin bir noktada yapıcı bir kısmı yok ama yıkıcı kısmı benim için şahsen yeterli. Bence yani. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama. ya Onun görevi, ya onun görevi yıkmak ve o görevini yaptı. Yerisinde yenisini yapmak da senin görevin gibi mi görüyorsun? Yani tam o bir anlamı kaybettirdi sana ya da içinde durduğun bir toz parmağı bulut vardı. Onu yıktı senin için. Okey bu onun sana yaptığı bir iyilik. Hı -hı. O seni o dünyadan çıkardı. Okey artık sen o bunun yerine daha iyi bir dünya kur. Tabii. Senin için daha gerçek bir dünya kur. Tabii. Ya o da, da izleyenin sorumluluğunda gibi. Bir başkası yerine yeni bir şey koysun açıkçası ben onu da yıkmak isterim. Hı -hı. Ya yani kiminin ruh hali <laughs> konuşu açısı da böyle yani. <laughs> ben de yıkacağım <laughs> abi. <din> yani. <laughs> evet şey problemli gibi sadece onu da hani söyleyeyim. Sonra... Dediğin doğru bu arada bence. Yani ikisini aynı kişiye e, sorumluluk olarak vermek bana da çok sağlıklı gelmiyor. Ama dünyanın bu, ta, bu, kadar yıkmaya odaklı bir yere kaymasından sonra mesela ben artık bir şey üretirsem o kadar yeraltı yine yer olur. Ama en sonunda bir anlam yaratırım iyi kötü ya da bir anlam kırıntısı bırakırım gibi. Mesela çünkü artık bu büyük resimde bu beni rahatsız etmeye başladı ve dünya böyle bir yere kaydıysa biraz böyle üzerinde sorumluluk hissediyorum yani. hani Hiç hissetme bak ya bu saçma bir şey söyleyeceğim belki. Söyle. Belki bunu dinleyen birçok iklim aktivisti falan şimdi gıcık olacak ama sorumluluğun yok abi sen hmm. sade vatandaş biz normal insanlarız. Hmm. Bak bir sürü iklim krizinin sebebi olan bir sürü büyük... Atıyorum petrol şirketi şu bu falan. Normal vatandaşlar vicdan azabı çeksin. Biraz da sorumluluk alsın diye sanki biz sebep olmuşuz gibi sadece. krizi kriziyle ilgili bir sürü böyle tanıtım kampanya PR reklam çekiyorlar. Gıcık oluyorum Ve abi. Ve tamam dediğin gibi abi insana yükleniyor. İnsana yani yükleniyor. Geri lan, dönüştür. Ben mi ya, geri dönüştür şunu yap bunu yap işte hatalısın suçlusun değilim lan. Zaten 30 yıldır buradayım. Gayet de dikkat ederim yani tükettiğim hmm. suya bilmem <laughs> neye. Yani, ama yani bunu sana yüklüyorlar gibi hissediyorum bazen. Bu örneği verdim. Bir şey söyleyecektim. Unuttum ama siz anladınız değil mi? Çok iyi yani, abi. Biz zaten gün, abi, bununla zaten. ilgili... Reklam olsun ne değil. Make Mindfulness diye bölüm çekmiştik abi. Yani Hı. bu şey gibi. Bir şeyleri düzeltmenin tamamen senin sorumluluğunda olması. Bireysel olarak. Yani bu senin zihin sağlığın olabilir. Her şeyin olabilir. Daha iyi bir dünya kurmak da senin sorumluluğu. Ve bunu yapmazsan başarısız oluyorsun. Ya da bunun hakkında şey. Işte Coca-Cola'nın bir kampanyası vardı Amerika'da işte. Şey yazıyor kutunun üzerine işte. If you don't recycle me, don't buy me yazıyor. Hı. Herkes şey diyor. o falan. Lan o zaman teneke üretme. <laughs> tamam, böyle ya. şey olabilir mi? Tam yani? olarak bundan bahsediyorum. Evet abi. Ki Ben Beşiktaş'ta yaşıyorum abi taşta. Yemin ediyorum yakınlarımda bir tane geri dönüşüm yeri yok. <laughs> Ve benim ellerimde böyle cam tenekelerle falan şöyle bir yokuştan çıkıp onları geri koymam lazım oraya. Hı -hı. E bunu iki günde bir yapmam lazım. Hı -hı. Evet. Bu benim sorumluluğum. Ben şey miyim Fatma Girik miyim o eski filmlerde? Yani <laughs> ben niye her şeyi omzuma alıp o bütün çileyi çekiyorum yani. Sen bunu üretme. Bütün dünyanın yükü. Peki anladım. kendini bu tür konulara adamış insanlarda da sizde size böyle garip çok narsist gelmiyor mu ya da çok farklı bir yerden böyle ben benim birkaç arkadaşım var böyle onlarla da bu şekilde konuşuyorum. Ya diyorum ne yapıyorsun sürekli dünyayı nasıl kurtarabileceğine dair bir sürü etkinlikler, toplantılar. Bu, bu güzel bir şey bu arada. Keşke bu kadar yaşam Hayvan aktivistlerine olsun. çok hissediyorum. Hı -hı. Çünkü ne yapıyorlar? Yani işte böyle hay işte hayvanları çok seviyorlar aşırı falan. Bir şey söylüyorsun mesela ağzınız sıçarım lan. Yani Hı -hı. insan da sev biraz yani hani <laughs> bu sevgi biraz evrensel bir şey olsun. Ama mesela biraz daha şey gibi geliyor bana. Kendi içindeki bir bir kompleksini orada çözmeye çalışıyor gibi geliyor. Yani çok samimi bulmuyorum. Ama ben birçok aktivisti çoğunlukla samimi bulmuyorum yani. Şimdi girersek linç yeriz de ben mesela doğa sevgisini tartışalım. Mesela yine çiçeğe böceğe şiir yazanlar var ya ya da işte Mesela doğayı gerçekten önemseyen insan orman yangınlarına karşı önlem alır. Depreme dayanıklı hı. ev yapar. Ne bileyim hani ben de seviyorum doğanın içinde olmayı. Yani zaten kampçı bir geçmişim var falan ama pis bir, bir sahtelik var. Tam çözemediğim bir şey var. Evet. Bir şey var, yapay var. Yani, bir şey var ama. Birçok insanda tabii ki herkeste ama birçok insanda yapay. Yani o senin insanların senin dinlemesine veya bir yerde konuşabilmen için hı. bir personel olmuş. Ve işten için bu kadar da bu konuyu ciddiye almıyorsun. Evet. Ya da... sadece bu sayede var olabilmişsin birkaç şey var bence ya mesela erdem sinyallemesi çok var bunu fluorescent çok güzel anlatıyordu hani bakın ben ne kadar iyiyim hı -hı, bakın hı. ben ne kadar önemli siz ne kadar düşüncesizsiniz yani o bir üstünlük şeyi hı -hı. hani hayatta başka yerlerde kuramadığı üstünlüğü orada kuruyor mesela onu evet. çok fark ediyorum bir de böyle bazı garip mesela şeyi çok fark ediyorum zaten psikolojiyle ilgilendikten sonra Birçok insan kendi içindeki gölgesini dışarı projekte ediyor. Hadi gireceğim buna. Mesela kendisi erkek düşmanı, erkekleri kadın düşmanı gibi görüp oradan bir feministik yapıyor mesela. Hı hı. Yani şey gibi ya da işte mesela çok bencil işte çalışanlarını sömüren, dünyanın kaynaklarını sömüren bir patron hayır işleri yapıyor işte. Ağaç dikiyor gibi. Yani insan çok kompleks bir şey olduğu için bir şekilde ama dışarıdan fark ediliyor işte yani o samimi bulmuyorsun bazı insanları ve genelde de altından bir şey çıkıyor yani. Evet zaten İlgin yolun sanırım hayırseverliği suçluluk duygusuyla bağlaştırıyordu. Evet. Ya da işte bütün aslında siyasi liderlerin narsist olmasından bahsediyordu. Çocukların masum bir kurnaz olduğundan söz ediyordu. Ya yani hep bir şüpheyle yaklaştığı ve kavramları yeniden tanımladığı, hı hı. tekrar başka bir gözle baktığı yerde ben de biraz şüpheciyimdir. Yani genel hı hı. olarak insan kavramına şüpheciyim ki tabii ki kendimden başlayarak. Yani. Ya bir de çok şeylerin arkasına sığınıyorlar. Yani çok kutsallaştırılmış şeylerin arkasına sığındıkları için eleştiremiyorsun. Hmm. Çünkü hani hayırdır hayvan düşmanı mısın? Kadın düşmanı mısın? Ne oldu doğayı mı sevmiyorsun gibi çok hızlı bir şekilde sert bir yerden alakası bir cevapla e, savunmaya geçebiliyor yani. Yani açıkçası tartışmaya bile girmem. Ya ben, ben mesela geçenlerde yani daha bu yaz mı geçen yaz mı biriyle tanıştım. İşte veganmış süper harika ne güzel bir şey. ben değilim. Hmm. Ve dedik sen dedi yazarsın nasıl dedi et nasıl <laughs> dedi böyle bir şey cahil misin evet, sen? Cevap vermedim sus gibi hani. ben değilim. <laughs> hani biliyorum <laughs> uzatacaksın bak ben değilim. Nokta. Zaten onu yaptım ama bir dinledim bir dakika ne oluyor lan falan. Bir yandan da şeyi düşünüyorum benimle flört mü diyor şu an acaba? Çünkü hmm. ben biraz öyle flört ederim böyle lisede ortaokulda ha, okay. silgi atarım saçını çekeyim. Saç çekmelik flörtler kaldı. <gülüyor> <diyor>. <gülüyor> <gülüyor> Sadece şunu yani seninle aynı görüşü paylaşmadığım için... <laughs> et ve tavuk tükettiğim için bence cahil biri ya da kötü biri değilim ve sen de bunu yapman için çok da dünyanın en iyi insanı değilsin. Hı hı. Ne güzel bunu yapman çok güzel bir şey. Ama ben seviyorum bu kadar. Evet. Ya evet. ben yani kendimden de fark ettiğim için bu arada hep başkalarını yargılıyormuş gibi bir yerden olmasın. Şey gibi bir yerden hissediyorum. Sen konuşurken de o çok aklıma geldi. Yani çok böyle kimlik bulma çağı ya. Yani eskiden daha böyle kolay önceden verilmiş kimliklerin altına giriyorduk. Artık kendi kimliğini kendin yaratıyorsun ama milyonlarca da kimlik var yani. Kombinasyon var içine girebileceğin. Böyle bir kimliğin altına sığınmaya çalışınca bir şekilde onu onaylatmaya çalışıyorsun. Hani yani bak ben veganım. Sen yemiyorsan sana da saygı duymuyor. Hani seni de yedirmek, seni de vegan yapmak istiyor. Çünkü o onun için bir onay gibi de geliyor bir evet. yandan. Ya yani işin felsefesini sevmiyor. O o o başlığı seviyor. Evet. O, o kimliği seviyor. O da seviyor. biraz böyle faşizanlığa kayıyor yani. Hani herkes benim gibi olsun. Hani herkes benim kimliğimi benim gibi olarak onaylasın gibi bir yere Hı -hı. geliyor belki de. Bilmiyorum. ya ya ben mesela evet. kimseye şey demiyorum Dostoyevski okumadın mı cahil abi olabilir ya hatta istiyorsa kitap da okumasın benim Hı. çok bir sürü arkadaşım var hiç kitap okumaz çok da seviyorum yani. E ben etiyorum diye niye düşman kesiliyorum bir anda böyle hain, katil, cahil bir de yazarmış falan. Ne <gülüyor> alakası <gülüyor> var yani? Ne alakası? Şey. Var o zaman yani. şeydim hayvan derisine yaz kitapları falan. <laughs> değil ama Oraya atıyorum. gidiyor değil mi? Kendi öldürdüğü <laughs> hayvanlara yazmış falan. <laughs> Neyse, tabi bu bir istisna örnek. Her <laughs> şimdi de <laughs> şey sanamasın. Her vegan sanki böyle değil yani. Evet, evet ama, öyle bir şey değil. Alakalı. Ama, e, ama benim de çok trigger'lıyor abi O kadar, bu kadar sert olmaya gerek yok tabii. Beni abi bu çok aşırı aktivistler haricinde bu daha demin konuştuğumuz. Biraz şey noktasına geldim. Mesela bir şeyi çok eleştirirdim abi yani. bir adam işte bir kadın bir şeylerden vazgeçmiş ve bir yerde mutlu mesela. Atıyorum çok fazla kitap okumuyor ama çok mutlu. Hep şeyi gözüyle görürdüm. Abi böyle hayatım olur cahil falan. Sonra abi şunu farkına vardım hani. Abi sonra şunu fark ettim. Çok kitap okuyup veya atıyorum çok zengin olup ya da çok iyi bir fiziğe sahip olup. Neyse oradaki o başarı sembolü benim için. Mutluluk getirmiyorsa ve hiçbir şey yapmayan bir insan. Ben Eskişehir'liyim mesela. Bizim oradaki Mihalıçık'ta mutlu yaşayabiliyorsa. Okey abi zaten gerçekten kıytırık 70-80 sene bayat yaşayacağız. Ve bunu mutsuzluğunu körükleyerek devam ettirmektense bilgelikle ya da cahillikle insanlara zarar vermeden bu tarz böyle faşist olmadan bir konu hakkında mutlu olabiliyorsa okeydir abi. Bence de hiçbir masrafı yok. Yani insanlara olan öfkem de geçti. Belki birazcık böyle kendimi belki yüzde beş tamamlamışlar. Kendimi tanımaya başladığım için yavaş yavaş. Yani aslında olan, onlara olan öfkem de benle ilgiliymiş. Yani kendi yapamadığım ya yapmak istediğim şeyleri onlara projekte ediyormuşum. O yüzden kızıyormuşum. Yavaş yavaş böyle insanlardan beklentim de çok azalmaya başladı veya öfkem azalmaya başladı. Mutlu musun, huzurlu musun? İ diğer insanlara zarar veriyor musun? Ay, okay okey abi. Ne yapıyorsan yap. Ya saygı duyabilmek gibi yani hani. Ya herkes senin gittiğin yoldan gitmek zorunda değil. Herkes senin tercihlerini birebir uygulamak zorunda değil yani. Çok zor ya bu topraklarda abi ya. Bu kadar dedikodunun olduğu. Herkesin diğer insan hakkında çok fazla fikri olduğu. Sanki öldüğü zaman sana yandaki insan sorulmuşacak, sorulacak <laughs> Bundan çıkabilmek zaten böyle mutlu ve huzurlu bir toplum oluşturuyor bence. En ya azından ilk adımını atıyor yani. Yani sosyal bir canlıyız. Birbirimize bakacağız ve kıyas yapacağız. Birbirimizle kıyas yapmamız, birbirimize bakmamız, tartışmamızın sosyal bir güdü, normal bir şey olduğunu düşünüyorum ama ölçüsüz hislerimizde. Ve insanın aslında neyden nefret ediyorsa bir noktada o olduğunu da fark ettiğim bir dönemdeyim. Yani biri birine kafayı çok takmış ve sürekli onu kötülediği noktada... Onun mutlaka birkaç tarafının da aslında onun gibi olduğunu gördüm. Evet hı hı. Ee, Dolayısıyla benim gözümde herkes haklı ve kimse haklı değil. Hı hı. Yani hayat zaten anlamsız. Hayat yani. zaten anlamsız. <gülüyor> ya <gülüyor> bunu tartışacağımıza şöyle başka bir şey yapmak daha mantıklı geliyor. O zaman başka bir şeyle geliyorum. <laughs> evet. Dua Lipa mı? Çok sormayacağım. <laughs> Dua, Lipa. Dua, Lipa. <laughs> Dua Lipa. Ne olsun olsun Dua Lipa. Yani. Abi mesela biz böyle kendi Zuhat'la yolculuğumuzda da 5 yıllık bu yani podcast yolculuğunda da bir şeyleri çok fazla okuyup anladıkça bir şeyin altındaki anlamı kaybettiğimizi fark ettik. Yani şöyle mantık hatta bunu bir önceki bölüm konuşmuştuk. Mantık romantizmi öldürüyor ya. Evet. Yani bir şey hakkında çok düşünüp nasıl olduğunu anlarsan ve bunu içselleştirirsen onun altındaki öznel bakış açısını kaybediyorsun. Hı -hı. akışkanlık da kayboluyor. Akışkanlık da kayboluyor. Yani biz, biz ilk başta çok Jung okumaya başladığımızda böyle tespih çeker gibi Jung diyorduk bir araba yani sürekli gün içinde falan. Orada mesela birçok şey kendi kafamda şeyi kaybettim. Romantizmini kaybettim. Her şey çok mantıklı bir zemine oturdu. Sonra istemli olarak abi ikimiz dedik ki hatta zaten psikolo söylemişti. Bir süre bunları okuma. Hani hayatı yaşa bir anlamlandır, bir romantik bakış açın olsun. Ne diyorsun bu konu hakkında abi? Sen de çok fazla okuyan bir insan olarak veya çok fazla okuyup araştıran insan olarak da bir makinenin içine açtıkça bir şeyler de bozuyoruz gibi geliyor. Doğru. Ya abi her şeyin aslında zaten fazlası zarar Mayonezin de fazlası zarar, hmm. fazla kitap okumanın da. Ben çok kitap okudum ama bu arada ben çok çok aşırı kitapta okumadım. Ben hmm. okuyacağım kitapları çok iyi seçtim. Hmm. Ve okuduğum kitapları da böyle altın üstünde her yerin çize çize okudum. Yani hakikaten böyle hani algılayarak, derinleştirerek kendi içimde bir... Hiçbir zaman saymadım. Büyük bir kütüphanem var ama bin yoktur mesela herhalde. Belki, hmm. belki hatta çok daha azdır. Belki hmm. 500 tanedir yani bilmiyorum. Ama fazla okuduğum dönemde o şeyi ben de hissettim. Ben hayatı kaçırmaktan çok korkmuştum. Hmm. Çok fazla hmm. içe dönük bir hale... Zaten içe dönük bir insanım bir anlamda. Yani fazla kitap okuduğuyla övünen insanlara da bu durumda şüpheyle bakmakta fayda var mesela. Bir de hani anlamanın ilk belirtisi ölme isteğidir diyen bir kafka var ya mesela. <laughs> o noktada o şeyi de bir anlıyorum yani söylediğin şeyi. Ama ben tam öyle bir, biri de değilim. <laughs> Demin konuşurken dışarıda konuşurken siz bana şey dediniz. Aa, biz seni bir partide gördük <laughs> <Bayağı> orada tanışmıştık. <laughs> 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 Bunu bak anlatalım burada? Anlat tabii tabii istiyorsan. Her sonunda yine Aposto'nun partisinden çıkmıştık. Yanımızda da Dilara vardı o tanıştırdı hatta o gün. Ben bayağı şaşırdım yani. Sen böyle elinde içkin, yanında kızlar var. Gayet mutlusun, keyiflisin, enerjin yüksek, sohbet ediyorsun, güler yüze falan. Allah Allah <laughs> yani de Ne oldu o, o melankoli? <laughs> bu adam gülüyor falan. Evet, <gülüyor> ya ama zaten bu beklentin kendisi ne kadar problemli oldu aslında evet. bir konu i̇şte yani. İşte bu, bu bu da garip bir tabu aslında. Hı. Yani şöyle bir kere bir partiye gidiyorsan eğleneceksin abi. Yoksa Hı. evinde otur. Ben otururum evimde. İkincisi kızlar yoktu bence. Var mıydı? Yani, yani var. Onu belki verin. seninle miydi? Arkadaşlarımdı yani. Arkadaşlarım şey. Çünkü şey. gibi üç kızla bardan çıkan Hı -hı. biri de değilim. Hı -hı. Yok, Hayır öyle ee, değil. <gülüyor> yerde. yani uzanırım yerde. o normal O kadar. o kadar bir de şöyle bir şey var. Demin konuştuğumuz bu insanın tek bir kişiden oluşmadığı konusu da öyle yani. Mesela ben spor yapıp yazın üstsüz bir fotoğraf ah, attığımda da linç Çünkü şey diyor abi sen diyor yazarsın. Sen ben evde oturup bütün gün viski içip kendi kendimi jil, biletlerimi keseceğim jiletlerle böyle. Hayır abi öyle bir şey değil hayat yani. Ben Hı -hı. de öyle biri değilim. İyi ki de öyle sıkıcı bir tip değilim. Öyle arabesk biri değilim. Ee, bunu niye söyledim ben? Yani hayat bir denge işi. Sonuç olarak <laughs> <ha, kendi gülüyor> okumayın <abi>. falan. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> ne yani. Yaşayın hayat. Evet abi ya hep ya hiç gibi görüyoruz ya her şeyi. <laughs> değil abi. Hayır. Evet, spor yapıyorsan mutlusun. Mutlu adam böyle. Yok abi yani biz de, ha Fuat'la konuşmuştuk. Ben bu yedin linci anlatmıştım haberin var mı? Çok saçma Hı -hı. bir linç yemişti falan Hı -hı. diye. Sporu nereye koydun anlatıyorum Spor üzerine gittiğim için. Onu nereye koyuyorsun? Ya o senin için stres atma, dünyadan uzaklaşma yöntemi ise çok yaparsan da fiziğin iyi olur abi. Hani insanlar beni e, evet, iyi olduğu için. bu arada galiba öyle anlattın Yargılamasın ama. diye de spordan sonra McDonald's gömemezsin yani. Ama fiziğin iyi olmasın. Şimdi açıkçası şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi çoğu, ço algı şöyle. Ha vay kızları tablocan. Şimdi benim ya yani benim bir kadınla doğru dürüst bir iletişim ilişki kurmak için yakışıklı olmama ya da sportif olmama ihtiyacım yok açıkçası. Hı hı. Çünkü ben bir şey yapıyorum ilgisini çekerse zaten oradan ilerler o sohbet o muhabbet. Yani ben o barda bara gidip yakışıklıyla kız tavlayacak biri zaten değilim. Böyle bir hı kabiliyetim hı. yok. Benim iletişim becerim olabilir en fazla. Ya yani dolayısıyla zaten o kısmı eli. Çünkü çoğu yorum şeydi yani. Vay hani değil. Hatta yani ikincisi şöyle bir şey. Abi bu, o fotoğrafı bu arada insert olarak koyabilir miyiz videonun Hepsini içinde? koyun ya hepsini. <laughs> ben artık başta bir ben de bir lan koymasam daha iyiydi galiba. Şimdi artık gıcıklığına ben de atıyorum. 2-3 evet. ayda bir atar oldum böyle yani. Çünkü bir de böyle bir tabu niye var anlamadım ya. Yani yazar hani Orhan Pamuk'ta değilim. Hani değilim yani hmm. olmak da istemem açıkçası. Şey olarak bir karakter olarak baktığında. Ya, o e sen o niye de niye mesela? öncekilere benzeyesin yani? Yani hani spor yapıyorsun olarak... değil mi sen? Yapıyorum yapıyorum. Abi güzel bir şey. Mental olarak iyi gelen. Hı -hı. Ben psikoloğa gitmiyorum. Spor yapıyorum. Hı -hı. Biz onu da yapıyoruz onu da yapıyoruz. Psikoloğa <laughs> <Biz gülüyor> da <gülüyor> <biz> <gülüyor> gidiyoruz. İki saat şey Hayır işi de yapıyoruz. Hepsini yapıyoruz. Hatta yapıyorum. arada terapide <gülüyor> basıyoruz. <gülüyor> Başka türlü olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Dün terapistimi kaldırdım falan. <laughs> ya evet. Ya bu arada ben de anlıyorum hani. Ya buraya geçince insan bir personaya bürünüyor isteriz. Her insan değil. Mesela olacağım bir tık daha kendisi olarak burada oluyor. Ben biraz daha böyle bir personam oluyor ve insanlar onun arkasına bir şeylerle dolduruyorlar hayal gücünde. Ama yo abi ben de mesela işte mesela futbol çok severim. Sürekli arkadaşlarımla işte Galatasaray'ın transferlerini konuşuyorum. Maç izlerim, küfür ederim. Ya da gidip böyle çok kötü barlarda Türkçe pop dinlemeyi çok severim mesela hani. Benim Bayağı için, kötüymüş bu. Benim için en güzel şey budur abi <laughs> ve mesela artık saklamıyorum yani çünkü hani ya ne yapayım bunların hepsi bir bünyede toplandı yani hani bunu evet. e, çelişkili geliyorsa da yapabileceğim bir şey yok yani. Bu arada bu bir yalan yani sürekli evde belgesel izleyip Dostoyevski ve Freud okuyup konuşan insanlar varsa da ben arkadaşlık kurmam böyle insanlarla. Ben insanlar. de konuşmam. Çok Hiç. sıkıcıdır muhtemelen ya. ya. ya şey bu arada yok. şöyle gelişti önce Türkçe pop ve Galatasaray'la zaten başladı sonra yavaş yavaş da kişisel gelişim tarafı biraz daha sanatçı taraf ağır bastı. Sonra ağır basmışlıktan çok sıkılıp evet. geri döndüm bazı şeyleri. Hani dedim hı. ki ben biraz bir şeylerin havasını alayım yani. Hani biraz seviyemi aşağı çekeyim dedim. orada Oralarda çünkü çok yalnız ve e, mutsuz kaldım. Aşağılarda biraz daha hani daha insani bir yere çekti beni mesela. Yani seviye mi o da emin değilim ya. Ya, ya ]se ben... seviye hani laf olsun diye söyledim aldım de, aldım. Okay. Evet. Peki size ben bir şey sorabilir miyim? Bu linç konusu şunu çağrıştırıyor aklıma. Hayatınızda sizi en çok seven ve sizin en çok sevdiğiniz kişiyi düşünün. Hı hı. İşte sevginiz, çoluğunuz, çocuğunuz olabilir, anneniz, babanız, en yakın dostunuz her neyse. Şöyle düşün, kendi ormanına kaçtığında yaptığın bir şey var. Senin için hiçbir mahsuru yok ama karşı tarafın gerçekliğinde aslında bu çok da normal Hı -hı. bir şey değil. Herhangi bir şey basit bir şey de olabilir. Hı, Hı Ve tabii ki insanın tümüyle kendine sakladığı bir şey de vardır. Bir eylem ya da bir düşünce olabilir. Bunu hayatınızda sizi en çok seven kişiyle paylaştığınız takdirde sizi yine kadar çok sevebilir miydi sizce? Yani size yine tarafsız bir gözle bakıp sizi çünkü insan kendini bile bağışlayamıyor ya bazen Hı -hı. kendini bile olduğu gibi kabul edemiyor ya. Bence hayır. Ne ba hayır dedin? Eskisi gibi sevemezdi. Hı -hı. Bir bakış açısı bir değişiklik yapıyordu. Belki sonra tekrar değiştirdi ama yani kırılan bir şey metaforu gibi eskisi gibi olmazdı bence hiçbir şey. O bir şey değiştirirdi. Se ya ben yaşadım bu arada bunu sevmeye devam ediyor bir şekilde. Ama garip bir şey ya dediğini çok iyi anladım. Çünkü ben de mesela son birkaç senedir artık terapi süreci biraz şey getirdi. Gölge yüzleşmesine getirdi beni ve şey oldum ya vay arkadaş neler varmış burada ya. Hani hmm. ben kimmişim ve şeyi yaşıyorum bazen mesela diyorum ki ya insanlar bunu yani benim hakkımda bunu bilse çok başka şeyler düşünürler. Yani benimle ilgili bildikleri belki her şey paramparça olur diyorum. Hı <laughs> hı. Sonra diyorum ki bu, hani bu şekilde düşünüp rahatsız oluyorum. İnsanların yargısından korkup, kendi parçamdan rahatsız oluyorum. Ama bunu yapmamam lazım. Çünkü yani o parça benim geri kalan her şeyimi yıkmamalı. <laughs> Hissiyat olarak böyle değil. Hala utanma ve saklama refleksim var. Ama şey gibi bir yerden bakıyorum hani. Yani işte ben biraz artık gölgenin ne olduğunu bildiğim için, biraz daha böyle felsefi yerlerde olduğum için böyle bir yerden konuşabiliyorum. İnsanlar biraz daha... Hani ya ak ya karaya insanlar için. Hani böyle bir şey yapıyorsan sen çok alçak bir insansındır. <laughs> Onların o tepkileri üzerinden düşünüp ben de kendimi yargıladığımı fark ediyorum. Çok da engel olamıyorum bu arada ama ya şeyi de biliyorum hani ya. ya o da senin parçan ve onu bir şekilde alıp kabullenince aslında bir bütün olabiliyorsun. Ama çok zor bir şey çünkü çok ağır geliyor insan. Bilmiyorum çok mu acaba soyut konuştum diye düşünüyordum ya. Ben bir ne yana. kadar net hayır dedim. İnsan kaçırıyormuş gibi oldum ama. <laughs> Benim ama çok mümkün değil falan. Çok derin bir konu çok da taze düşündüğüm evet. bir konu üzerinde. Senin abi senin cevabını alalım bu konu. İşte yok cevabım. Ya. Yani düşünüyorum hmm. inanmıyorum ya. Yani ben ya öyle çok majör bir eğilimim olmadı. Düşünce bazında bazen aykırı bir şey aklıma geldiğinde paylaştığım ama. Sonra unuttuğum ya da çok da önemsemediğim zaten fikrim benim çok değişir. Kendi içinde hayvan gibi çelişki barındıran bir insanım. Ama ben yani mutlak surette bir insanın bizi tamamen olduğumuz gibi kabul edeceğini düşünmüyorum. Yani aşk hmm. ilişkilerinde de öyle bir ilişkiler, dostluklar, aile bağları ve herkes bir şey taşıyor. Yani herkesin böyle bir tarafı var. Hmm. Ben iyi niyet gözeten bir insanım. Benim için mesela vicdan çok önemli bir kavram. Evet belki şu an bir tanrı inancım falan yok ama bir, bir karma sistemine de inanırım. Ama tabii ki kötü taraflarım da var yani ve bunu dizginlemiyorum da dizginlemeye de çalışmıyorum ama ne olduğumu farkındayım ve kimse birbirini kabul edemez. O yüzden tamam, mutlaka ye, mutlaka bazı şeyler insanın kendine saklaması gereken ama şeyler oluyor. Ama insanın en büyük arzusu da şey değil mi? Yani böyle kendisinin ruhunun diyeyim en çıplak halini birine gösterip kabul görmesi. Çünkü o yakalanabilecek böyle en hani ultimate yakınlık hissi. Uyum değil mi? Hani ben senin karşı ya yani benim her bokumu biliyorsun ya yani benim en pis taraflarımı da biliyorsun ve yine benimlesin. Daha ne isterim yani hayattan? Bir insanın yanında kendimle olabildiğim kadar belki daha bile rahat olabilmek. İşte şöyle oluyor. Sen o o parçanı ona açtıktan sonra diyorsun ki evet lan bu beni anladı. Ne güzel. Ben bununla bir ömür bir yol yürürüm. Aradan zaman geçince o zaafını sana karşı kullanıyorlar. Ha, işte, Dolayısıyla şey. ben buna yakın bir şey yaşadığım için şu an daha temkinliyim. Hı hı. Ama sen de yine aynı şeyi istersin mesela değil mi yani? Hani evet. O konuda Herkes yetkilisi. ister ya ama evet. Yazarlıkta şöyle garip bir şey var. Ben insanların kara kutusu gibiyim. Yani aldığım mailleri bir gün gerçekten eğer yaşlanırsam o maillerden bir, öyle bir kitap çıkar ki. Yani İnsanlar seninle çok şey paylaşabiliyor. Çünkü seninle bir şekilde empati kurmuş, yazdığın bir kitabı okumuş, videonu izlemiş her neyse bir şekilde seni algıladığını düşünüyor ve bütün derdini, en içten, en karanlık tarafıyla sana anlatıyor. Biraz da burada fark ettim ya. Yani dışarıdan çok normal, çok standart hayatı olan bir insan içinde neler boğuluyor da neler yapmış aslında falan Şöyle bir şey de düşündüm bu arada, e, sen söylerken. Yani aslında öyle bir parçanın olmasının sebebi de yargılayıcı bir tarafın olması ya. Çünkü kendi içinde bir parça yargılıyorsun ve baskılıyorsun, baskılıyorsun, baskılıyorsun ve artık iyice karanlık bir şeye dönüşüp dışarı çıkıyor. Mesela bazı insanlar çok yargılayıcı olmadığı için hem öyle bir parçaları da çok fazla yok senin kadar. Hem de sana da gördüklerine çok yargılayıcı yaklaşmıyorlar. Daha şefkatli bir yerden bakıyorlar. Mesela Karşı bir örnek olarak bunu söyleyebilirim hani bazı insanlar evet seni o halini görünce senin gibi yargılayıcı bir yerden değil daha şefkatli anlayışlı bir yerden yaklaştıkları hı hı için hı hı. kabul edebiliyorlar bence. Kabul edilebilir yani. Evet. İnsana göre. Çok derin yerlere girdik be. Tamam böyle sanki. güzel gibi orada be. Şefkatin üstünlük kompleksi de barındırıyor biliyor gibi geldi. Abi şefkat sözcüğü zaten merhamet. Bunlar zaten sıkıntılı. Bir şeyler. Üstünlük kompleksi olan şeyler. Net bir şekilde öyle yani hani. Ya seni o an öyle bir kompleksle veya Öyle Her bir zaman öyle değil yoldanıyor. bence ya. Daha saf temiz şefkatte var bence. Sen hoşgörüden mi bahsediyorsun? Ya bilmiyorum şimdi kavramlarda yani, e, yanıltıcı Ben merhamet olduk. görmek istemem mesela. Hı -hı. Belli ki sana acıyor ya da seni mutlaka kendinden aşağıda görüyor. Merhamet niye göster? Bana sevgi veriyorsa versin. Saygı duyması hatta daha iyi. Yok merhamet Mer değil bu arada demek istediğim. Yargılamamak aslında şefkat yani. Tamam bu yani çok kötü bir şey yaptı. Ama o an için geçerli sebepleri vardı yani kötü olduğu için değil hmm. şartlar onu ona itti konusunda hani yargısızca çünkü sen kendine şey diyorsun abi çok kötü bir şey yaptım ben çok kötü bir insanım gibi bir refleksin oluyor ya kafanın içinde. Onun tam tersi bir yer aslında compassion. Çok çok kan canım işte. bunun hakkında 3 saat falan konuşulur. Çünkü hiç... Gerek de yok. <laughs> ya, anlamsız. Çünkü, çünkü çok evet, anlamsız abi sonu anlamsız <laughs> i̇şte anlamsıza bağlayın. <laughs> <laughs> Abi ayağına sağlık. Abi ayağın sağlık. Teşekkür Ağazına ederim. Sağlık. Vallahi bizim için çok keyifliydi. Benim için de öyle oldu. Bir, bir saat daha olsa ben hakikaten konuşurdum bir saat daha, daha. Belki ileride bir tane daha yaparız. Yaparız ya da başka Çok hayrımıza da, da olmayabilirdi bir, bir saat daha konuşsak <laughs> bu arada. Öyle. Evet. düşüyor gibilik O çocukluğunu sorgulayacak. Biz hayata <laughs> sorgulayacağız çünkü büyük ihtimalle. Abi ayağına sağlık. Teşekkür ederim ben de çok güzel yönlendirdiğiniz sohbeti, güzel sorular sordunuz. Eyvallah. Ben de sizi çok severek dinlemeye devam edeceğim. Biz de aynı şekilde program yaparsan tabii. Okey millet, kendinize iyi bakın. Haftaya kadar görüşmemek üzere. Bay bay. Hoşçakalın.